1922 yılında Frastinos ailesi İstanbul'dan ayrılıp Nanterre'ye yerleşiyor. Nanter, Fransız entelektüeller için aslında bir buluşma mekanı diyebileceğimiz bir yer. Biz genelde Paris'i böyle bir merkez olarak görürüz ama Nanter'de Paris'e çok yakın ve dönemin entelektüellerinin geçtiği, uğradığı bir buluşma noktası. Liseye başladığında Paris'te merkezde bir okulda okuyor ve çevresinde Lise Condorcet Lisesi ve çok önemli bir lise. Henri Cartier-Bresson'dan Toulouse-Lautrec'e kadar mezunlarının olduğu, Serge Gainsbourg'un vesaire çok önemli isimlerin her alandan okuduğu bir okulda Mario Prasinos'ta okumuş oluyor ve oradan bir takım tanışıklıkları var. Henri Parisot'la da bu vesileyle tanışmış oluyor ve Henri Parisot sürrealistler içerisinde André Breton'la çok yakın arkadaş. Ve çok erken yaşta Mario Prasinos kendisi bu tanışıklıkların sonucunda sürrealist çevrenin içerisinde buluyor. Fakat bu çevre edebiyatçılarla örülü bir çevre. Ve baktığımız zaman biz o dönemde plastik sanatları çok etkilemiş olmasına rağmen sürrealist fikrin edebiyattan köklendiğini görüyoruz. André Breton'un yazdığı manifesto tarih olarak baktığımızda 1924, Mario Prasinos'un 8 yaşında. Ama Nanterre ve sonrasındaki Paris'te kurduğu ilişkiler ve sürrealizmin kapsayıcılığı, rüyaları özellikle temellendiriyor olması manifestosunu o dönemin genç bir entelektüeli olarak Mario'nun da ilgisini çekiyor ve hemen ilk buluşmada illüstrasyonlarıyla dikkat çekmiş oluyor. Ve böylelikle doğrudan tuval resmiyle değil ama edebiyat dünyasının içerisinde illüstrasyonlarıyla bir yer etmiş oluyor ve ilgi çektiği için de davet ediliyor bu grubun içerisine. Her giden aile ya da her terk eden bireyin arkasında bıraktıklarıyla ilgili yaşadığı ilişkiler çok özgün hikayeler barındırıyor. Yer yer dramatik de olabiliyor. Bazen küskünlükler öne çıkabiliyor, kırgınlıklar öne çıkabiliyor. Biz Mario Prasinos dergisini hazırlarken Mario Prasinos'un ne hissettiğini de anlamaya çok özen gösterdik. Çünkü yapıtlarında izini süreceğimiz, onun da belleğinden süzülüp gelen imgeleri anlayabilmek için ne hissettiğine bakmamız gerekiyordu. Bizi kolay bir yolla karşıladı Mario Prasinos çünkü ardında bıraktığı iki kitap vardı ve bu kitaplar büyük bir netlikle, büyük bir samimiyetle İstanbul günlerini, buradan ayrılış süreçlerini ve kendisi resim sanatıyla kendini ifade etmeye başladığı dönemde ve başka türlü çalışmalarda yaparken nasıl bunlardan etkilendiğini olanca netliğiyle anlatmıştı. Okuduğumuz zaman hem onun sesini duymuş olduk hem de bu ilişkiyi görmüş olduk. Kızgın mıydı, küskün müydü buna bilemiyoruz. Ama ilk kuşak yani anne babası olarak baktığımızda onlar gittiklerinde herhalde bir hüzün yaşıyor olmalılar. Bu hüzün çocuklarına yani Mario Prasinos'a ve Gisele geçmiş olmalı. Ama bu hüzün aynı zamanda onların yaratıcılıklarını da kamçılayan bir şey olmuş. Çünkü hem Mario Prasinos hem de Gisele Prasinos her ikisi de önemli iki kardeş olarak karşımıza çıkıyor. Biri resimde, diğeri edebiyatta şöhret kazanıyorlar. Her ikisi için de İstanbul ve İstanbul'daki çocukluk evleri büyük imgelerle dolu. ...1930'lu yıllara geldiğimizde Mario Prasinos 20'li yaşlarını sürüyor ve bütün 20'li yaşlarını süren gençler gibi tabii ki sanat çevresinde kendinden bir kuşak daha ileride olanlarla da bir etkileşim halinde. 1937 yılında ilk sergisine davet edildiğinde 21 yaşında olduğunu görüyoruz. Ve sergide onunla beraber resimleri olacak olan 24 isim daha var. Bunlardan bir tanesi Dali, bir tanesi Picasso, Manson, Gros gibi isimler. Bu isimlerin ortak yönü o dönem için bakacak olursak L'Arcurier kavramı çerçevesinde yani yıkıcı ya da yakıcı sanat diye söyleyebileceğimiz bir akımın önderi olan sanatçılar sürrealizmin bir perde daha üstüne çıkmış olduklarını görüyoruz ve Mario'nun burada en çok etkilendiği şey bu sergiyle beraber Avrupa sanatçılarının güneyde İspanya'daki Franco-Faşist rejimine karşı bir hareket içinde oluyor olmaları ve akabinde hemen Nasyonal Sosyalistlerin biraz daha Kuzey Avrupa'da Almanya'da oluşturdukları modernizm karşıtı tutumlarına da bir
protesto gönderdiklerini anlıyoruz. Çünkü Entartete Kuntz sergisi kapandıktan 15 gün sonra Ler Kruyer sergisi açılıyor. Ve 21 yaşındaki Mario Prestinos da bu grubun en genç üyesi olarak bu sergiye davet ediliyor. Bu tanışıklık sonraki yıllarda da devam ediyor ama savaş gibi bir talihsizlik söz konusu. Paris'te kafeleriyle meşhur bir yer Paris ve bu kafelerde her zaman işte edebiyatçılar, entelektüellerin buluştuklarını biliyoruz. Paris 9. bölgedeki Café Blanche böyle bir buluşma noktası. Ve Mario ilk sergisini yaptı 1937-38 yıllarında. Buraya neredeyse her hafta gidip Henri Parisot başta olmak üzere André Breton, Paul Éluard bu kişilerle karşılaşıyor. Ama bunun dışında Giacometti, Miro gibi isimlerle de buluştuklarını biliyoruz. Böyle baktığımız zaman serginin bütününde, Pera Müzesi'nde yapılan bu serginin daha önce burada yapılan sergilerle ilişkilendirmek istediğimizde de aslında müzenin de kendi planı içerisinde bir dönem birlikte çalışmış sanatçıları farklı bir sırada müzede konuk ettiğini görmüş oluyoruz. Yani izleyiciler Pera Müzesi'nin son birkaç yıl içerisindeki çalışmalarına baktığında, son dönem çalışmalarına baktığında, De Chirico'yu da bunun içine ilave ederek söylemek gerekir. Bu sanatçıların bir şekilde burada da buluşmuş olduğunu görüyoruz. Bu da yaptığımız işe hoş bir tesadüf etkisi katıyor diye düşünüyorum. ...2008 yılında ben Mario Prestinos'un varlığından haberdar olduğumu söylemeliyim. Üvey dedesiyle ilgili bir araştırma üzerinden üvey dedesi hakkında onun adına yazdığı Le Pretexta kitabını bulduktan sonra önce bir yazar bulmayı bekliyordum karşımda. Fakat kitabı açıp illüstrasyonları ve soyut tablolarını görünce bir ressamla karşılaşmış olduğumu da anladım. Daha sonra Prestinos'un hayatta olmadığını fark ettim. Sonra yapıtlarını incelemeye başladım ve derken aileyle tanıştım. 2011 yılına kadar Mario Prestinos'la bir hazırlık sürecimiz geçti. 2011 yılından sonra da Catherine Prestinos ve ben bu çalışmayı daha resmi bir hale büründürmek istedik ve bu girişimi bir sergi projesine dönüştürmek istedik. Benim hedefim Mario Prestinos'u İstanbul'a getireceksek, doğduğu semtte tekrar döndürüyorsak, bu semtte aynı adı taşıyan Pera Müzesi tek adresti. Pera Müzesi'nin hem yaptığı sergiler açısından bakarsak İstanbul'un ve belki de Türkiye'nin önemli sanat koridorunda yer alıyor. Tünelden Taksim'e kadar ve aynı zamanda bu 18. yüzyıl sonundan 20. yüzyıla hatta günümüze kadar uzanan bir zaman tüneli aynı zamanda. Böyle baktığımız zaman Pera Müzesi böyle bir sergi için ideal bir ev sahibi olacaktı. Dosyamızı hazırladık, müze yetkilileri değerlendirdiler ve sonra takvim çalışması başladı. 2016 yılı bizim için çok uygun olacaktı. Çünkü 1916 Mario Prestinos'un doğum yılıydı ve 100. yılında burada ağırlamak. Birçok duygu içine katarak onu burada misafir etmek çok önemli olacaktı. Bir başka değer de şu, Pera Müzesi'nin genel çalışmalarıyla örtüştürebilmek açısından söyleyecek olursak, bir tarafıyla çok dokümanter bir çalışma yaptık biz. Yani Mario Prestinos'u gerçekten hani kökenini burada bir arkeolog gibi kazıdık, çıkardık. Veriler de olumlu gitti ve burada yaşadığı, dünyaya geldiği evi bulmuş olduk. Bunun verdiği heyecanla akabindeki ilişkileri kurarken onun geçtiği yerleri düşünebilmek mümkün oldu. Çünkü mesela Serviler serisini yaptığı zaman ve Türk peyzajlarını yaptığı zaman çocukluktan kalma ağaçlardan bahsediyordu kitabında. Ve biz neden bahsettiğini o evin terasına çıktığımız zaman anladık. Çünkü söylediği Servi korulukları Üsküdar'daki Servi koruluklarıydı. O köklü kocaman ağaçlar şu an belki yoklar ama Pera Müzesi'nin tam karşısında bir zamanlar olan Petişan Parkı'nın ağaçlarıydı ve oraya çocukken oyun oynamaya ve hava almaya onu götürdüklerinden bahsediyordu kitaplarında. Bütün bu mekansal bütünlük içerisinde Pera Müzesi'nde bu serginin olması çok anlamlı oldu ve yerini de buldu diye düşünüyorum.